kısa metrajlı hikaye ve belgesel çeken. Ardahan'dan doğup Ardahan sınırlarını, Türkiye sınırlarını geçip Gürcistan'a, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in içerisinden tam ortasından geçip Tiflis'e de bir güzellik kattıktan sonra Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne akan çok önemli bir nehrin üzerindeyiz. Kura Nehri. Üzerinde 4 tane baraj var ve 3 ülkeyi birbirine bağlayan bir barış nehridir Kura Nehri. Dolayısıyla bu nehrin Ardahan'daki kıyıları Tiflis'ten, Azerbaycan'dan daha güzel olmalı. Çünkü doğduğu yer burası. Bizim bu nehre borcumuz var. Yıllardır bizi besliyor. Şimdi de ülkemize 3 tane enerji üretiyor. İnşallah 2 tane de sulama barajı olunca göle ve Ardahan ovaları da sulanacak. Bu nehrimiz çok büyük acılar da çekmiş. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar tarafından yapılmış olan ahşap köprümüz, yaya köprüsü, kaça kaçlık dediğimiz o savaşta Ruslar tarafından atılan bombayla köprü havaya uçmuş. Üzerindeki insanlar hepsi nehirde yaşamlarını yitirmişler. Onları da ölüm yıl dönemlerinde karanfil atarak anarız. Ondan sonra Cumhuriyetimiz bir karayolları köprüsü yapmış o yukarıdaki Rus köprüsünün yanına. Daha sonra demirden imal etmişler. Yani bir asır sonra ilk defa Ardahan içerisinde Kura Nehri'ni karşıdan karşıya geçen bir köprüyü de kısmet oldu. Biz yaptık. Hayırsever iş adamımız Selami Erdoğan vasıtasıyla. Şimdi artık Ardahan'ın içerisinde tek yerden değil başka bir alandan da Ardahan'ın iki yakasını birbirine bağladık. Dediğimiz gibi Porsuk Çayı'nı geçeceğiz dediğimiz iki etrafı Porsuk Çayı'nın önceden kokardı. Şimdi yaşam vadisi oldu. Kura Nehri'ni bir yaşam vadisine dönüştüreceğiz. Kalemiz zaten çok önemli. Allah bize vermiş. Nehrimizi vermiş. Şimdi bize düşen bunun daha Ardahan'a yakışır bir şekilde süslenmesi. Millet bahçesi de çok büyük şans. Onun için de hükümetimize teşekkür ediyorum. Yine Kalkınma Ajansımız ve belediyemizle birlikte burada mini tatil köyümüzü yaptık. Burasını yaşam alanına çevirdik. Aydınlatmasıyla yani kale tarafını, Halil Efendi tarafını. Bir sene sonra bu vadinin içini ve etrafını görmeye gelmeyen kalmayacak.